Splendid Palace'tan herkese merhaba. Eğer Büyükada'ya geldiyseniz eminim sizin de bina tüm güzelliğiyle dikkatinizi çekmiştir. Büyükada'ya gelmiş birinin bu binayı tanımaması bence mümkün değil. Vapura bindiğiniz zaman bütün bir silüet içerisinde martıların hareketi gözünüzü alıyor tabii ki ama bir de nereden geldiğini anlamadınız. Böyle küçük ışıltı gibi bir şey gözünüzü alıyor ve sonradan baktığınızda Splendid Palace'ın bayrakları olduğunu fark ediyorsunuz. Binaya bakmak bile kısa süreliğine bir Avrupa seyahatine çıkartıyor sizi. Aslında bu çok yerinde bir his. Çünkü Sakızlı Müşir Kazım Paşa Avrupa seyahatlerinde gördüğü otel binalarından çok etkileniyor. Ve benzer bir yapının Büyükada'da da inşa edilmesine vesile oluyor. Bugün Splendid Palace'ın bulunduğu arazide önceden Giacomo isimli Maltalı bir Levante'nin başka bir oteli var. Bölgede aslında Levanten Giacomo'nun birçok farklı oteli var Büyükada'da. Giacomo'nun yanan otelinin arazisini Kazım Paşa satın alıyor ve buraya bugün gördüğümüz Splendid Palace'ı inşa ediyor. Kazım Paşa sonradan bu yapıyı aslında asıl karakterini veren özelliğin olduğunu düşündüğüm iki kubbe ekletiyor. Kendisinin eliyle çizdiği söyleniyor bu kubbeleri. Yapının içinde yapının kendisinin bir değer olmasına ek olarak çok önemli tablolar var. Bunlar lobi barda yer alıyor. Orada zaman geçirmek de bu arada çok keyifli. Hani burada konaklarsanız mutlaka zamanınızı ona göre düşünün derim. Adada turlamak ayrı ama böyle bir yapıda konaklıyorsanız bence tamamen tadını çıkartın buradaki size sunduğu deneyimin. Yapının mimarı Kaludi Laskaris Kalfa. Kendisi aslında Splendid Palace'ın kargir uslupla yapılmasını istiyor. Fakat Kazım Paşa yapının ahşap olmasından yana hep ahşap bir yapı yapmak istiyor. Ve sonunda da Kazım Paşa'nın istediği oluyor. Yapı zemin katta taş, üst katlarda ahşap olarak inşa ediliyor. Bu otel ilk yapıldığı yıllarda adada elektrik bulunmuyor. Asansör ve aydınlatma için bir gaz jeneratörü çalıştırılıyormuş ilk yapıldığı yıllarda. Aslında otele dair aklımda kalan en güzel detaylardan bir diğeri de asansör diyebilirim. Çünkü Pera Palace seyahatimde de tarihi bir asansörü görme şansım olmuştu. Fakat o kullanıma kapanmıştı maalesef ki. Burada hala o tarihi asansöre binebiliyorsunuz. Splendid Palace otel binası olarak inşa edilmiş fakat zamanın etkisiyle farklı fonksiyonlar da üstlenmiş. Bugün günümüzde hala otel olarak kullanılması çok değerli. Bunun için yeni kuşağa bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Aslında İstanbul dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen belki bir Boğaz Köprüsü, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Haliç, tabii ki bunlar çok değerli. Süleymaniye, Ayasofya, bunların hepsi çok değerli. İstanbul'un simge yapıları ama Splendid Palace'ın da bu simge yapılar arasında, tabii ki simge yapılar arasında ama daha çok bunun vurgulanması gerektiğini hissettim buraya geldiğimde.
ada seyahati, aynı zamanda Splendid Palace'da kalmak bana birçok şeyi düşündürdü. Yaşadığımız yapıların mimari değeri, mekanların değeri tabii ki her zaman sorguladığım bir konuydu ama ahşap bir yapıda kaldığım zaman bunu tekrar sorguladım diyebilirim. Yani ikisi bambaşka hisler. Beton bir yapının içinde bulunmakla ahşap bir yapının içinde bulunmak hakikaten çok farklı hisler. Bir kere içeri girdiğiniz zaman, odanızın kapısını açtığınız zaman sizi çok nostaljik bir koku karşılıyor. Bir süre sonra burnunuz tabii bu kokuya alışıyor ama o ilk karşılaşma hakikaten çok değerli. Eğer yolunuz Büyükada'ya düşerse mutlaka Splendid Palace'ı ziyaret edin. Yani konaklamak zorunda değilsiniz. Aşağıda iki tane bir de çok tatlı kafe ve restoran var. Bir tanesi tatlılarıyla meşhur. Profiterol çok lezzetliymiş. Gelirseniz bence mutlaka deneyin.